Allah-u Teala diyor ki Tevbe suresinin 16. ayetinde, yani 9. sure 16. ayet: Em hasibtum en tutraku ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve lem yettahidu min dunillahi ve la rasulihi ve lel mu'minina velice. Allah sizin cihad ettiğinizi bilinceye kadar terk edileceğini mi zannediyorsunuz? Allah ve Resulü dışında ve müminler dışında samimi dost edinip edinmediğinizi öğreninceye kadar, Allah öğreninceye kadar serbest bırakılacağınızı düşünüyorsunuz. Burada lemma ya'lemillah diyor. Lemma Arapçada cehd-i müstarak derler. Yani geçmişte olmadı ama bundan sonra olabilir. Manası budur. Kur'an-ı Kerim de Arapça inmiş olan bir kitaptır. Yani Allah şimdiye kadar bilmedi, bundan sonra bilebilir. İşte em hasibtum en tutraku, terk edileceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum. Sizden cihad edeni Allah bilinceye kadar. Ya da bilmedikçe serbest mi bırakılacaksınız? Ve lem yettahidu min dunillahi ve la rasulihi ve lel mu'minina velice. Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başka dost edinmediğinizi görünceye kadar terk edilecek misiniz? Vallahu habirun bima taamelun. Allah ne yaptığınızdan haberdardır. Yapacağınızdan değil, yaptığınızdan. Yaptığınızdan diyor. Yapacağınızdan da, yani yapmakta olduğunuz şeylerden Allah haberdardır. Şimdi bakalım bu ayete nasıl meal vermişler? Tevbe suresi 16. ayet. Sen de meal var mı? Bir bakar mısın Tevbe 16'ya nasıl mana vermişler? Bir oku istersen orada. Ahmet Davutoğlu'na ait. Şöyle: yoksa siz zannettiniz mi ki kendi halinize bırakılacaksınız da Allah içinizden cihat edenleri Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmeyecek. Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bak. Şimdi ayetin manası verildi mi burada? Bilme kelimesini söyledi ama öyle bir karıştırdı ki anlayabilirsin. Şimdi mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eski meali. Bakalım burada şöyle diyor. Diyor ki Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve inananlardan başka sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan, bilmedenin yerine ne diyor? Ortaya çıkarmadan diyor. Niye? Çünkü o bu bilme kelimesini doğru bilme kelimesini eskiden doğru mana verirseniz kelleriniz giderdi de onun için böyle veriyorlar. Yani ben şimdi mesela dün tazirle ilgili doktor öğrencilerine bir ders yaptık da aman ya Rabbim. Allah'ın dinini nasıl keyiflerine kullanmışlar. Bak, bilme kelimesini ortaya çıkarma diye mana veriyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eski meali. Seninki Diyanet Vakfı'nın mıydı az önceki? Yok, Ahmet Davut. Ahmet Davut. Şimdi Diyanet Vakfı'nın mealinden de gene ortaya çıkarma diyor Diyanet Vakfı'nın meali. Elinizdeki meallerde ne diyor? Ortaya çıkarma mı? Evet. Şimdi Elmalı bu tür şeylerde doğru meal verir bakayım hele yapmış mı? Yoksa siz zannettiniz mi ki halinize bırakılıvereceksiniz de Allah içinizden mücadele edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden mağda sokulacak bir locaya tutunmayanları hiç bilip görmeyecek.
Bu da bir acayip mana vermiş. Yani Arapçasına maalesef hiçbir şekilde uymuyor. Ömer Nasuhi bilmene bakalım. Yoksa siz, yoksa sandınız mı ki bırakılacaksınız ve Allah Teala sizden mücahedede bulunanları ve Allah Teala'dan ve Resulü'nden ve müminlerden başkasını öz ot istihat etmeyenleri bilmeyecek. Bu da bir acayip. Bilmeyecek. Öyle mi zannettiniz falan. Şimdi bilmeyecek diyerek sanki birazcık doğru mana vermiş gibi yapıyor da değil maalesef. Suat Yıldırım da şöyle mana vermiş. Yoksa siz Allah sizden mücahede edenlerle Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan. Bu da öyle. Ya kardeşim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ortaya çıkarma kelimesinde kullanıyor. Burada kullandığı ilim bilmeden kelimesidir. Bilinceye kadar kelimesidir. Böyle şey olur mu? O da mı ortaya çıkarma diyor? Ayırt etmeden açtı. İşte.